أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا أنتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني، يفقه قولي رب زدني علما وفهما ve elhakni bis salihin. Bugünkü Ramazan Şerif sohbetimizde dünkü ayetlerin devamı olarak Bakara suresinin 183, 184 ve 185. ayetlerini izah etmiştik. Ondan sonra gelen 186. ayeti kerimesinde Hz. Allah buyuruyor ki Estağfirullah Bismillah Ve idve se'eleke sana sordukları zaman veya sorduğu zaman kim ibadi benim kullarım benim kullarım sana sorduğu zaman hem yani burada ibadi Cemi yani çoğul olarak gelmiştir ama se-ele fiili müfrettir. Fiil e, failden önce geldiği zaman yani isim değil de fiil e, cümlelerinde e, fail müfret de olsa, cemi de olsa se -ele diye e, müfret olarak gelir fiili. Mesela şey olsaydı ibadi seelden önce gelseydi ne olurdu? Ve ida ibadi seeluke yani o zaman cemi olarak gelirdi. Evet. Bu da Arapçanın güzel bir ifade şeklidir. Belagat, fesahat. Kullarım diyor sana sorduğu zaman, kimden sorduğu zaman? Anni benden sordukları zaman Cenab-ı Hak kendisini kastederek zatını kastederek benden kullarım sana sorduğu zaman fe inni garibun ben onlara yakınım yani burada inni inneni manasında mutlak e, muhakkak olarak ben onlara yakınım buyurmaktadır. Hani kulları daralıyor sıkıntıya düşüyor. Allah'a sığınma ihtiyacı duyuyor. Ve soruyorlar. Ne diyor Hazreti Allah? Kullarım benden sana sorarlarsa beni sana sorarlarsa ben onlara yakınım. yani yakın oldukla olduğumu onlara bildir. Ücü bu. Ben icabet ederim. Yani ecabı yüceyi bu, yüceyi bu. İcabet ederim. Yani kabul ederim. Karşılık veririm demek. Yani, Efendim, kayıtsız kalmam. Mutlaka ona karşılık veririm. Neye karşılık veririm? Davete da'i dua edenin duasına. Yani çağıranın çağırmasına. Yani duanın manaları çağırmak, işte dua etmek, seslenmek. Efendim dava mesela dava kelimesi de oradan geliyor. Dua edenin davetine ben icabet ederim. Ne ediyorum? Ücibunun manası ediyorum, ederim, edeceğim anlamına geliyor. Yani geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman muzalim böyle manaları var her zaman davet ederim e, davete icabet ederim anlamında ne zaman dua edenin duasını icabet ederim dei bana dua ettiği zaman ben bana dua edenin duasına icabet ederim yani bir şekilde ilgilenirim, kayıtsız kalmam. Ya bu şu demek değildir ki onun duasını hemen kabul ederim. Böyle değil. Yani duayı bir şöyle diyelim anlamamız için işleme alınıyor. Bu dua bu kul için hayır mıdır? Yerine gelse şer mi olacak? Dünyada mı ahirette mi bu kul için daha hayırlı olacak? Bunlar değerlendirilir. Ve o kulun o duası ona göre muamele görür şayet dünyada kabul olmayacaksa o dua edenin duası ahirete kalır, defterine sevap olarak yazılır ve onu sanki ibadet yapmış gibi ki dua zaten bir ibadettir. dua ettiğinin sevabını alır dünyada karşılığını alamazsa. Hatta dünyada alacak karşılıktan daha çok sevinir ahiretteki alacak karşılığa. buli o halde diyor, kullarım bana isticabe etsinler. Yani bana davetime icabet etsinler. Değil mi? Ücibu ile yestifel yestecibu li bunların kökü aynı kelime. Yani cevap vermek. bu, icabet etmek. Fel bu, efendim, davete icabet etmek, uymak. Allah'tan gelen davete, itaat davetine, iman davetine, Öyleyse ne yapsınlar? Bana, benim davetime uyduktan sonra, icabet ettikten sonra Vel yü'minü bana iman etsinler diyor. Vel yü'minü bana iman etsinler le'allehum yarşıdu'n İşte ancak irşat, yani rüşt, olgunluk, kemale ermek bu şekilde olur. Nasıl olur? Allah'ın davetine ki Allah'ın daveti kimdir? Başta Resulüdür ve Resulünün bize getirmiş olduğu Allah'ın ayetleridir. Gerek imanla alakalı, gerek İslam'la gerekse ihsanla alakalı. Yani bizim dinimiz üç bölümdür. İman, İslam, ihsan. Bunları yapsınlar, ki böyle olgunlaşırlar, böyle rüştüne ererler. Eskiden, yani eskiden dediğim, işte Osmanlı'da bir çocuk olgunluk yaşına gelince o rüştüne erdi derlerdi. Yani şu an tabii 18 bu yaş. O zamanlar tabii kaçtı onu bilmiyorum ama Batı'nın bize dayattığı nedir? 18 yaşının rüştü olmasıdır ki bazı insanlar var 25 de olsa rüştüne ulaşmış olamıyorlar. dua ederek ibadet ederek Allah'ın davetine icabet ederek ne yapıyoruz? Olgunlaşıyoruz, rüştümüze erişiyoruz. Peki bu dua nasıl olması gerekiyor? Bunu da bir başka ayeti kerimeden bunu görüyoruz. Esselamübillah <laughs> eddu'u siz dua ediniz. Ey kullarım siz dua ediniz. Kime Rabbekum Rabbinize nasıl dua ediniz? Tadarruan e, içinizden dua ediniz. Yani böyle yani, efendim gönülden içinden işte hüzünlenerek yani yalvararak dua edin. Daha ve hufiyeten hafi olarak yani hafi gizlice dua edin demektir. Hafi kelimesi değil mi gizli demek. Değil mi? Ee, şey yani tarihte böyle gizli e, ajanlara, polislere hafiye derlerdi. Yani çünkü gizli çalıştığı için. Ee, resmi elbise giymediği için sivil e, görevlere hafiye derlerdi. Yani hafiye hı ile. İnnehu la yuhibbul mute'din o aşırı gidenleri sevmez. He, şimdi zaman zaman böyle e, işte ne yapıyor? Efendim Allah'ı zikretme adına insanlar spor yapar gibi Allah'ı zikrediyor, bağırıyor, çağırıyor. E, yani sporcudan daha çok spor yapıyor. Peki bu nedir? Bu bir nevi tazarru yani gönülden böyle yalvararak duaya ve gizlice duaya ve zikre bu aykırıdır. Aykırıdır. Onun için böyle şey caiz sayılmamıştır. Böyle zikir, böyle ibadet. Yine istiharez bilal وقال ربكم sizin Rabbiniz buyurdu ki: "Ud'uni <laughs> bana dua edin, Estecibleküm. <laughs> dana dua edin beni çağırın ben de size karşılık vereyim size isticabe edeyim yani cevap vereyim duanızı gale alayım size ne istiyorsanız bana beni çağırın bana arz edin buyurmaktadır. ayet-i kerimelerden sonra hadis-i şerif Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dua muhul ibadeti Dua dua nedir? muhul ibadeti ibadetin iliğidir İbadetin iliğidir yani ibadetin e, dağılmasını, kaybolmasını önler. Hani niye ilik? Buradaki ilik tabi kemik içindeki ilik mi? Yoksa düğme mi? Yani ceketi veya gömleği düğmelediğimiz düğme mi? Yani düğme olarak ele alırsak ne yapıyor? Derli toplu yapıyor insanı. Düğmelediğimiz zaman çeketimizi gömleğimizi bir derli toplu hale geliyoruz. Kale aleyhisselam Aleyhisselam Efendimiz buyurdular ki Selullah'a bu selu şeyden yani se'ele yes'elü'den geliyor. Sual etmek, istemek. Selullah'a Allah'tan isteyiniz. Teala. Allahu Teala'dan isteyiniz. Min fazlihi onun fazlından isteyiniz. Onun fazlı, keremi, bolluğu, yani cömertliği, Allah'ın fazlından size vermesini isteyiniz. Fe innehu ta'ala muhakkak ki Allah Teala Hazretleri şüphesiz yuhibbu sever veya seviyor. Neyi? En yüsele kendisinden istenilmeyi seviyor. Ve eftallu ibadeti ibadetin de en faziletisi nedir? İntizarul ferahı ferahı beklemektir. Yani Bir sıkıntıdan sonra ferah gelmesini, ferah olmasını beklemektir. Allah'a içinde bulunduğu durumu şikayet etmeden Allah'ım bana bir ferah ver, bir çıkış kapısı ver, kurtuluş yolu ver diye Allah'a dua etmek ve ondan istemektir. Kesinlikle Zor bir şey istememektir. Şimdi e, Yusuf Aleyhisselam kendisine e, arz edildi, hani kadınların şehrinden bahsedildi. E, o da dedi ki, hani yani ona sunuldu yani, şöyle düzelteyim, sundular dediler ki böyle mi böyle mi yani suçunu mu kabul ediyorsun? Yoksa hapishaneyi mi? Yani kendini savunacak mısın? Hapse mi gideceksin? O da dedi ki ben e, hapse gitmem benim için daha hayırlıdır dedi. Hapis kaldı. Orada tabii onda da bir hikmet vardır. Resulullah Efendimiz buyurdular ki kardeşim Yusuf hapsi isteyeceği yerde bir peygamber olarak Allah'tan e, ferahlık, yani şimdiki tabirle sihat, selamet, afiyet isteseydi onun için daha hayırlı olurdu buyurdular. Onun için hep iyilik istemek, Allah'tan istemek, Allah'ın vermesini, fazlından, kereminden vermesini beklemek gerekir. Yani burada intizar diyor. İntizar, nazara fiilinden gelir. Nazara bakmak demektir. Yani intizar da beklemek. Bir, bir yere doğru an hani insan bakarak bekler ya devamlı intizar etmek o demek yani. Bir yere böyle dik dik bakarak oradan bir şeyin gelmesini beklemek, intizar etmek. Nazara fiilinden gelmektedir. Yani nazar fiilinden. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyursun. İnşallah bir dahaki sohbette de oruç ve Ramazan-ı Şerif'le alakalı ve dua ile alakalı ayet-i kerimelerden sonra Ramazan geceleri ne yapılır? Yani aile münasebetleri nasıl olur? o konuya da o ayetleri de okumak istiyorum İnşallah bir dahaki sohbette. Evet Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin. El Fatiha.